İnşa TV'den iyi akşamlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olduğunu hepimiz merak ediyoruz. Şimdi de Halk TV ile aralarına kara kedi girdi. Bu olayın arka planında neler var? Daha da tartışılan bir konu, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisinin iktidar planı nedir? Ekrem İmamoğlu'nu yakından tanıyan, takip eden ve yıllardır arkadaşı olan bir gazeteciyle, Sayın Mehmet Mert'le konuşacağız. Kendi stüdyo konuğumuz. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Emre Bey. Teşekkürler. Sayın Mehmet Mert, aynı zamanda Damga Gazetesi sahibi, imtiyaz sahibi ve İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanısınız. Dediğim gibi uzun yıllardır bu meslektesiniz. Ve Ekrem İmamoğlu'yla da uzun süredir hem takip ediyorsunuz gazeteci olarak, hem bir arkadaşlığınız da oluştu zaman içinde. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmaya Ekrem İmamoğlu'ndan başlamak istiyorum müsaadeniz olursa. Kendisinin iktidar planı nedir? Son dönemde parti kurup ayrılacak diye bir söylenti duyduk. İkinci bir memleket partisi mi doğacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden? Şimdi Ekrem Bey, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana hep planlı, projeli çalışan bir insan. Yakın vadeli planları vardır, orta vadeli, uzun vadelidir. Her adımını atarken düşünerek, tartarak atar. Hani insanlara böyle ekrandan belki de seçim bitti, ertesi gün değişim startı verdi deniliyor ama aslında Ekrem Bey onu daha önceden planlamıştır. Ve planını da çoğu zaman en yakınıyla, eşiyle bile paylaşmaz. Kendi kafasında bir şey oluşturur, onu hayata sokar. Hayata sokmak için de şartlara fazla bakmaz. Baktığı için zaten böyle. Bugün Ekrem İmamoğlu değil sadece. Son yaşanan seçim birçok insanın, muhalefeti hayal kırıklığına uğrattı. Bir boşluk yarattı. Bir karamsarlık yarattı. İmamoğlu da bunun merkezinde olan 3-5 kişiden birisi. Çünkü insanların... Mitinglerde kazanıyoruz diye... insanların ümit bağladığı, evet, bir karakterdi, bir aktördü. Muhalefetin en önde giden 3 kişisinden birisiydi. Belki kimine göre 1 numarasıydı. Tabii sorumluluğu omuzlarında hissedince 28 Mayıs sabahı hemen kalktı, değişim startı verdi ve o starttan sonra Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bölünmeler oluştu. Ekrem Bey'in bugün önünde, masasında A planı, B planı, C planı, D planı vardır. Belki bunlardan bir tanesinde yeni bir parti kurma planı vardır ama bunların ilk üçe gireceğini düşünmüyorum. Ona hani yakın olan bir insan olarak her zaman sohbetlerinde, kendine yakınlarda der, ben bir Muharrem İnce olmayacağım, bir Mustafa Sarıgül olmayacağım, bir İşte başka biri olmayacağım. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Buraya gönül verdim. Cumhuriyet Halk Partisi beni buralara taşıdı, bu noktaya taşıdı. Yani Ekrem İmamoğlu sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavgasını sürdürecek. İddiasını sürdürecek. Tartışmasını sürdürecek. İmamoğlu'nun kafasından geçen şey, bugün CHP içerisinde çok güçlü gözüken kişilerin yarın burada olmayacağı, kendisinin bu partide veya bu ülkede yarın çok daha güçlü bir insan olacağı, bunun seçeneği yok. Bunu bilen birisi olarak, bunu yorumlayan, bunu gözlemleyen birisi olarak buradan yeni partiler, değişimler, işte bir web sitesi kuruldu falan. Orada bir samimiyet vardı aslında. Hani insanlar ne diyor bakayım, benim dışımda kimler ne söylüyor. Oraya da yüz binlerce insan mesaj gönderdi. Ben de bir mesaj gönderdim, beklentilerimi İzah ettim. Zaten biz Ekrem Bey'le çok yakınız ama aynı zamanda ben hep söylerim. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün hani o en çok onu eleştiren insanları nasıl yanında taşıyorsa, ben de Ekrem Bey'i eleştiren bir arkadaş olarak yanında olduğunu mu düşünüyorum. Peki, bugün de bu noktada çok, çok eleştirilerim olmuştur. Yani parti biraz gözükmüyor. Bunu kim çıkarıyorsa doğru bir tartışma değil. Peki Ekrem İmamoğlu'nun kafasında ne var? Sizinle paylaştı mı? Genel başkanlık mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tekrar aday olmak mı? Yoksa ikisi birden mi? Şimdi Ekrem Bey, bunu eleştirdiğim konulardan birisidir. 2019 seçimlerinde seçimi aldı. Ertesi gün hemen ama Ekrem Bey, ama çevresi Cumhurbaşkanı adayı olarak lanse edildi topluma. Yani Ekrem Bey daha İBB başkanlığını çok fazla sindirerek yapamadı. Bu Ekrem Bey'den de kaynaklandı, çevresinden de kaynaklandı, medyadan da kaynaklandı. Türkiye'nin mevcut bulunduğu durumdan da kaynaklandı. Çünkü Türkiye'nin yarısı mevcut iktidardan
memnun yana yarısı da bir an önce bu iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyor. Ekrem Bey'in CV'si buna uygundu. Üç sefer Erdoğan'ı yenen bir adamdı. İBB'yi yıllar sonra, 30 yıl sonra kazanan bir karakterdi. Bu adamın artık yeni Cumhurbaşkanı olması gerekiyordu. Bu adamın yeni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olması gerekiyordu. Veya muhalefetin başını çekmesi gerekiyordu. 4 yıl boyunca bu konuşuldu, duruldu. Ekrem Bey de bazen... Durum tespitimi yaptınız az önce, sizin kendi düşünceleriniz mi? İkisi de. Durumu da tespit ettim. Ben de böyle düşünüyorum. Yani bu Ekrem Bey'in elinde olmayan şeyler de vardı. İnsanların yansıması. Daha sonra Ekrem Bey de kendini bir baktı ki burada buldu. O da gitti. O da hayır demedi. Yani Cumhurbaşkanı adaylığına hayır demedi. CHP Genel Başkanlığına hayır demedi. Buralara kadar geldi. Yani bugün Ekrem Bey'in karşısında tabii ki bunu çıkaran Kemal Kılıçdaroğlu. İBB adaylığında da çıkaran. Bugün de git kardeşim ikinci dönem İBB'yi kazan gel. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yine yarışırsın. Genel başkanlığına ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu karar veremez. Üyeler karar verir, delegeler karar verir, kurultay karar verir ki kurultay çok kişiyi çizmiştir zamanında. Çok kişiyi göklere çıkarmıştır. Çok kişiyi de bugün işte Deniz Baykal ekibinden bir tane adam yoktur. İşte Gürsel Tekin sizinle konuğunuz oluyor. Benim de hem arkadaşım hem hemşerim. Çok sevdiğim siyasi bir karakterdir. Ama kurultaylarda parti meclisinden oy almaz. Delegelerden oy almaz. Çizik yer. Şimdi halkın, kamuoyunun beklentisi farklıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökeni farklıdır, tabanı farklıdır, delegasyonu farklıdır, yöneticileri farklıdır. Ekrem Bey de bütün bunlarla mücadele ederek, savaşarak bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala partinin iktidar ümidini taşımaya çalışıyor. Bir taraftan İBB'yi kaybetmemeye çalışıyor. Bir taraftan %50 muhalefet tarafını tutmaya çalışıyor. Kaldı ki Ekrem İmamoğlu 2019 seçimleri hemen sonrasında bir seçim olsaydı belki de %65 ile seçimi alabiliyordu. Fakat aradan geçen sürede gerek İmamoğlu'nun da kendi hataları oldu. Bunu kabul etmek lazım. Gerek muhalefetin hataları oldu. Gerek iktidarın başka yöntemleri oldu. Durum böyle oldu. Yani bu seçim kaybedildi. Ekrem Bey şu anda herkesten daha çok sorumluluğu omuzlarında hissediyor. Muhalefetin sorumluluğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğunu, İBB'nin sorumluluğunu. Şu anda Ekrem Bey'in kafasına geçen bunların tamamını kucaklamak, tamamının doğru adımlarla, kendisi de söylüyor. Ben CHP Genel Başkanlığı'na aday değilim diyor. Ama değişimden yanayım diyor. Değişimden kastı sistemin değişmesi, parti meclisinin değişmesi, yöneticilerin değişmesi, tüzüğün değişmesi gerekirse, kişilerin anlayışların değişmesi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı insanlara bakıyorsunuz. Her dönemin adamı, her dönemin yöneticisi, her dönem. Ekrem Bey bunu İBB içerisinde de gördü. İtiraf ediyor. Diyor ki benim en büyük hatalarımdan birisi göreve gelir gelmez kadroyu değiştiremedim. Gerek bende insanlar yoktu, uzman. Gerek de onları göndermek o kadar kolay değildi. Belki de seçime girerken buna şahit olacağız. İBB'de çok yapısal, yönetimsel değişiklikler olacak. Belki de 400-500 tane, iddia ediyorum bakın bu, 400-500 tane yönetici değişikliğine gidilecek. Bunlar olacak. Yani adım adım olacak. Önce işte Ağustos ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanları seçiliyor. Eylül ayında il başkanları seçilecek. Ekim ayında kurultay yapılma ihtimali var. Kurultayı Kılıçdaroğlu hemen Ekim'de yapacak mı? Bence yapacak. Fakat görüşmeler oluyor. Kimi diyor yapılmasın, yerel seçime böyle gidelim, seçim sonrası. Kimi diyor hemen yapalım, kimi diyor. Ama burada biraz da delegasyonun rengi, Emre Bey, rengi belirleyecek. Renk nedir? Ekrem Bey kendini delegasyonda güçlü görürse yarın tak ben adayım diyebilir. Kemal Bey kendini güçsüz görürse kendi aday olmayıp başka birini çıkarabilir. Bunların hepsini zaman gösterecek. Az önce bir cümleniz dikkatimi çekti. Kemal Bey diyor ki ikinci kez İBB başkanı ol, sonra kurultayda genel başkanlığa aday olabilirsin. Tabii ki. Gel bir yarış diyor. Kulis bilgisi mi? Hayır, hayır, kendisi açıkladı. Siz, kendisi tamam. Defalarca Kemal Bey'in... O zaman kurultay seçimlerden sonra olacak ve Ekrem İmamoğlu kendisi, aday olacak. Öyle mi? Ekrem Bey ile Kemal Bey seçimden sonra 3 sefer görüştüler. 3 toplantı da basına sızdı. Bir toplantıyı herkesten önce yazanlardan birisiyim ben. Hatta İstanbul'u al gel diye bugün nasıl ki birazdan konuşacağız. 70 milyon manşetine damga attı. İstanbul'u kazan geli de ilk damga manşet atmıştır. Aynı gece bütün televizyonlarda tartışıldı.
Kılıçdaroğlu'nun Ekrem Bey'den İstanbul'u al gel açıklamasını ilk biz yazdık. Hı-hı. Daha sonra da kendisi Habertürk'teki bir söyleşide kendisine sorulan bu soruyu evet yanıtı verdi. Böyle bir şey söylediniz mi diye. Konu açılmışken gelelim konuya. Damga Gazetesi tebrik ediyoruz. Özel haberlerinizle sabah kuşaklarında televizyonların okuduğu, gösterdiği Eyvallah. Önemli özel haberleri yayınlıyorsunuz. Peki Sayın Mehmet Mert, Halk TV ile CHP arasındaki o kavgayı siz faş ettiniz, onu halka sundunuz. Dediniz ki böyle bir durum var. Hatta televizyonun sahibi bir yayıncı olarak bir başka yayıncıya troll diye bir kelime kullandı. Buna kişisel olarak cevabınız ne olacak? Önce o troll kelimesine cevabınız varsa Tabii onu ki. Alalım. Hemen şuradan sosyal gireyim. Sosyal medyada bu çok tartışılıyor çünkü. O haberle birlikte anlatır mısınız? Emre Beyciğim, CHP ile Halk TV arasında neler oluyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Sizin söylediğiniz sabah kuşağında televizyonlarda gözüken yerlerden birisi Halk TV. İsmail Küçükkaya haftada en az bir sefer bu gazeteyi yansıtıyor. Neden? Çünkü haber veriyor bu gazete. Yani burada haber olmazsa ne İsmail Küçükkaya bunu ekrana çıkarır ne Emre Bey. Biz haber veriyoruz. Burada da Halk TV'nin sahibi de bizim tanıdığımız olmasına rağmen, Halk TV'de çalışan bir sürü meslektaşımız, dostlarımız İsmail Küçükkaya olmasına rağmen şimdi benim elimde bir haber var. Yani bunun patlamasını bekleyemem. Haber şu, protokol, Eren Erdem'in anons ettiği protokol Lün bilgisi bana ulaştı. Bilgide şu geçiyor. Halk TV, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bütün basın açıklamalarını canlı yayınlamak zorunda. Bu birinci şart. İki, partinin yine bültenlerini yayınlamak zorunda. Üç, parti ise kanala her ay belli bir ücret ödemek zorunda. Bu ücretlerin içerisinde şimdi ben rakam vermek istemiyorum. Kendi köşe yazımda var onlar. Tweetimde var. Siz burada bir yayıncı kuruluşsunuz. O ayrıntıya girmiyorum. Ayrıntıları ben hesapladığım zaman ortalama yıllık 70 milyona tekabül ediyor. Ve imzamızı atmışız demişiz ki Cumhuriyet Halk Partisi Halk TV'ye yılda ortalama 70 milyon ödüyor. Cafer Bey de Fatih Altaylı'nın programında çıktı. Bizi kastederek, gazeteyi göstermedi ama dedi ki 70 milyon altan gazete Eren Erdem'in trolüdür. Partinin trolüdür. Şimdi bir, ya siz bir yayıncısınız, bir kanal sahibisiniz. Bir kişiye nasıl trol diyebilirsiniz? Bu adam olmayan bir şey yazmıyor ki, protokolü yazıyor. Yani bana trol demen için böyle bir protokolün olmaması gerekiyor. Böyle bir para almamanız gerekiyor. Ha kalkar dersiniz ki 70 milyon ödenmiyor bize. Ayda 70 bin lira ödeniyor kardeşim. 70 lira ödeniyor. 700 lira ödeniyor. 7 kuruş ödeniyor. Ama trol diyemezsiniz. Trol ya olmayan bir şey yazmaktır. Bu. İki. Kaldı ki siz de kanlı canlı karşımızda duruyorsunuz. Haberlerinizi imza atıyorsunuz. Kaldı ki. Sosyal medya paylaşımlarının da arkasında duruyorsunuz. Ayrıca hem duruyorum hem de yarın. Şimdi bakın. Bir. Bunu yayıncı bir adam söylemez o yayında ve bugün tweetimden yine Cafer Bey dedim ki sen istersen git para kazan, tekstil üret falan, gazeteciliği başkaları yapsın. Yani gazete, yatırımcı. Zaten bizim Türk medyasının en büyük sorunu televizyonlar, basın organları gazetecilerin elinde değil. Adamın parası var diye her şeyi yapma hakkı görüyor. Yapamazsın kardeşim. Yani yapamazsın. Ben nasıl gidip bir uçağı uçuramam? Pilot değilim. Sen de gazetecilik yapamazsın. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'de bir baktı ki kardeşim benim protokolüme uyulmuyor. Neden? Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınları verilmemeye başlandı. Faik Öztrak verilmemeye başlandı. Artı Tanju Özcan'ın yürüyüşü, Ankara'ya yürüyüşü Halk TV'den canlı yayınlandı. Koltuk fırlatıldı. Korktuktan sonra Halk TV dışında hiçbir kanal o yayını vermedi. Bir tek Halk TV verdi. Cumhuriyet Halk Partisi de dedi ki kardeşim bu protokole uyulmadı. Ben de iptal ediyorum. Şimdi bir protokolle bir anlaşma bu ne kadar haberdir, bu ne kadar normalse haberdir. Protokolü bozmakta. Ha siz kendinize güveniyorsunuz. Cafer Bey şöyle oturuyorsunuz diyorsunuz ki benim param var, ben kanal kurdum. Güzel. Allah hayırlı etsin. O zaman neden bozulan bir protokolden sonra fırtına koparıyorsunuz? Neden Kemal Bey'le görüşmek için araya birilerini sokuyorsunuz? Neden kalkıyorsunuz işte insanlara troll diyorsunuz? Ben de bir yayıncıyım. Benim bu gazetemde de 50'ye yakın çalışanım var. Ben de ciddi bir sorunlar yaşıyorum. Benim de zaman zaman anlaşma yaptığım siyasi partiler, belediyeler, kişiler var. Bunu da açıklarım.
Zaten bunlar nasıl dönüyor o zaman? Yani bize gökten para yağmıyor. Bu yayın organları satışla, reklamla, anlaşmayla dönüyor. Bunu herkes biliyor. Bunu inkar etmeye gerek yok. İnkar edilen şey bir, içeriğinde haberi parayla satmaktır. İki, hani bir tarafı para aldığın yerin yazmak, öbür tarafı yazmamaktır. Dolayısıyla bu yayıncılıkta vardır. Burada ben maalesef hani Cumhuriyet Halk Partisi kardeşim, adam diyor ben birçok televizyonla bu anlaşmayı yapıyorum. Birçok kanalda diyor ben de birçok partiyle bu anlaşmayı yapıyorum. Sen de yapmışsın. Şimdi bu kavgadan çıkanın sebebi, bugün Fatih Altaylı'ya da cevap hakkımı kullandı, teşekkür ediyorum. Yazmışım aynen dediğim şey şu. Maalesef hani maalesef şuradan dolayı diyorum. Yani seçim kaybedildi. Muhalefet darmadağın oldu. Cumhuriyet Halk Partisi de dağıldı. Şu anda 4'e 5'e 6'ya bölünmüş durumda. Bakın gelenekçiler var. Değişimciler var. Yenilikçiler var. Solcular var. Muhafazakarlar var. Eski ANAP DYP grubu var. Ülkücüler var. Bir de ortada dolananlar var. Yani parti böyle, yani şöyle düşünebilir misiniz ya? Aynı siyasi parti, yaklaşık 20 milyon oy verdiği parti delege seçimlerinde sandığa gidiyorsun. Adam diyor ki sen kime atacaksın? Kimin adamısın? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani bu rezilliklerle, özür dilerim bu rezillik kelimesini tırnak içinde kullandığım için, yapılan şeylerin rezil olduğunu düşünüyorum. Siz kalkıyorsunuz şimdi. Önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçimde iddialı olduğunuzu söylüyorsunuz. Genel seçimde hadi sandık koyulsun. Bunların hepsinde kusur var ama ben bu söylemlerimin içerisinde İmamoğlu'nun da kusuru var, Kılıçdaroğlu'nun da kusuru var, Halk TV'nin de kusuru var. Belki Mehmet Mert'in de kusuru var. Mehmet'i de başka birine soralım. Bu gazeteciliği yaparken acaba herkesin yanlışını söylemek bir kusursa bende bir kusur var. Şimdi CHP genel merkezinde kalkıyorsun kardeşim, sen benim vekilimsin. Gidip benim gizli benim arkamdan iş çeviriyorsun. Zoom toplantısı yapıyorsun. Bunlar doğru değil. Emre Beyciğim, doğru değil. Tabii ki partiyi konuşabilirsin, tartışabilirsin. Partiyi konuşacak yerler var. Zoom toplantısı doğru değil dedin. Değil tabii ki efendim. O toplantıya Ekrem İmamoğlu başkanlık yapmıştı. Hiç önemli değil. Ben Ekrem Bey'e söylemişim bunu, doğru olmadığını. Ekrem Bey de zaten aslında onun doğru olmadığını biliyor da sızacağını düşünmedi herhalde ki yaptı yani. Doğru değildi bu. Madem doğru, canlı yayında yap bunu. Yani YouTube'da yap. Herkese çağır, basını da çağır. Çağırıyorsunuz herkesi, toplanıp soru cevap. Gidelim. Yani bu yanlışlara neden giriliyor biliyor musunuz? Artık herkesin rotası kaydı. Rota kaydı. Yani rota o kadar kaymış ki. Kemal Bey'in de rotası kaymış mesela. Kemal Bey neden kaymış? Partiyi kontrol edemiyor şu anda. Şimdi kalkıyorsunuz kardeşim, sen bir vekil atıyorsun. Vekil senin arkandan iş çeviriyor. Kalkıyorsun genel başkan yardımcısı atıyorsun. Genel başkan yardımcısı senin yerine aday olduğunu söylüyor. Yani kalkıyorsun parti meclis üyesini değiştiriyorsun, başka şeyler yapıyor. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi çok dağınık durumda. Umarım toparlanır. Tabii Ekrem Bey'in iddiası bu dağınıklığı toplamak. Belki de bu dağınıklığı toplamak adına hatalar yapıyor. Yani dağınıklık olmasa o da hata yapmayacak. O da oturuyor şimdi. Ulan diyor tamam ben yapacağım. Gizli yapmasam alani yapamıyorum. Alani yaparsam rezil oluyorum. Yani o da zor durumda. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Çok ciddi bir yerel seçim bekliyor ülkeyi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Büyük şehirler kritik bir durumda. Çok. Bir taraftan ittifak da almış. Siz HDP ittifakı olmadan İstanbul'u alamazsınız. İyi Parti ittifakı olmadan Bolu'yu alamazsınız. Antalya'yı alamazsınız. Mersin'i alamazsınız. Adana'yı. Eskişehir'i alamazsınız. Eskişehir. Adana'yı alamazsınız. İzmir bile zorlanabilir. Mesela İzmir'de yani Sayın Başkan'a tweet attım ben. Yani İzmir'i yönetmek yerine geliyorsun. Sen işte poz veriyorsun. Aday oluyorsun falan. Yani git belediyecilik yap kardeşim. Yani evet. Kötü durumda. Ben niye bunları çok rahat konuşuyorum Emre Bey? Ekrem Bey'in arkadaşı olabilirim. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşı olabilirim. Ben gazetecilik yaptığımı düşünüyorum. Doğruları söylemeye çalıştığımı ve yarın bu siyasiler değişir. Bizler işimizi doğru yaptığımız sürece var olmaya çalışacağız, var olacağız. Halk TV'de yayıncılık yaptığı sürece var olacaktır. Halk TV birçok insanın umudu oldu. Genel seçimde birçok insanın evlerinde giderdin böyle belgesel de koysa Halk TV açıktı. Ama bugün Halk TV izleyen yok. Niye? Ha bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi lafıdır. Protokolü bozma lafı. Köşeme de yazdım, her yerden de söyledim. Halk TV yeni bir A Haber olma yolundadır. Türkiye'nin yeni bir A Haber'e ihtiyacı yoktur. Cafer Bey bunun cevabını versin. Kalksın desin ki ben A Haber değilim.
gitsin yayıncılarını toplasın, onları fırçalasın. Hı-hı. Bana troll demesin, damgaya troll demesin. Anlatabildim mi? Evet. Biz de Yeni Çağ Gazete, Yeni Çağ YouTube kanalı olarak gazetecilik meslek etik ilkeleri gereği bu yayında, bu röportajda ismi geçen herkese kameralarımızın, ekranlarımızın açık olduğunu söylüyoruz. Eğer Cafer Bey ile bir karşılıklı konuşma söz konusu olduğunda sizi de davet edeceğiz. Sorun değil. Gelebilirim, yayına da katılırım. Her türlü varım, ben ortadayım. Kendisiyle de bunları hiç önemli değil. Ben zaten kendisine WhatsApp'tan yazılarımı atıyorum. Evet. Tanışıyorum, tweetimi de etiketliyorum. Biz olmayan bir şey hiçbir zaman yazmayız. Çok şükür 30 yıllık meslek hayatımda binlerce dava açılmıştır. Hükmüm yoktur da. Peki, hapse girmeyenlerdenim Emre Bey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yeni Çağ'da yayınında başarılar. Yeni Çağ gerçekten sosyal medyada, YouTube'da son günlerde atağa geçmiştir. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler Sayın Mert. Sevgili seyircilerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.